Değerli hemşerilerim, ben Deva Partisi Antakya İlçe Başkanı Uğur Çakılı. Bundan böyle belirli aralıklarla sosyal medya üzerinden sizlerle buluşacak, gündemi değerlendireceğim. Artık görüyoruz ki partimize son derece büyük bir teveccüh var ve günden güne bu teveccüh artıyor. Bunu sahada, çarşıda, pazarda ve ev ziyaretlerinde yaptığımız istişarelerde görüyoruz. Ulusal ve yerel basında zaman zaman seçim anketleriyle karşılaşıyoruz. En iyi anket sizin tuttuğunuz nabızdır. Eş, dost, ahbap çay sohbetlerinde nabız tutuyor, aranızda konuşuyorsunuzdur. Biz AK Parti'nin, MHP'nin en çok oy aldığı yerlere gidiyoruz. Göreceksiniz, asıl anket seçim olacaktır. Seçimde büyük sürprizler olacak. Çünkü insanların duygu bağı çözüldü. İnsanlar sadece daha iyisi var mı diye bir arayış içerisinde. Daha iyisini gördükleri anda Allah'ın izniyle bitecek bu iş. Zaman zaman üreticilerimiz ile sohbet ederken genel başkanımıza sordukları gibi bana da soruyorlar. Gübre dövize bağlı mı ya da gübre fiyatları artmaya devam edecek mi? Evet değerli hemşerilerim, gübre üretiminin en önemli girdisi doğalgazdır. Doğalgazın fiyatı dövize bağlı. Döviz bir yılda %100 arttı. Döviz artmasaydı gübre 12 bin değil belki en fazla 6 bin lira olacaktı. 3 bin liradan 6 bin liraya artması uluslararası piyasanın kısmı. 6 bin liradan 12 bin liraya kadar olan kısmı hükümetin yaptığı hatalar sonucu ortaya çıkan tablodur. Akaryakıt zammı ile ilgili de konuşuyoruz. Ben 100 liralık alıyorum, çok etkilenmiyorum diyenler de oluyor. Bu söylem akaryakıt zammında Temel'in hesabına benziyor. Temel de benim için hiç fark etmiyor. Benzine istediği kadar zam gelsin, ben her gidişimde 100 liralık alıyorum demiş. Ağlanacak halimize ne yazık ki gülüyoruz. Bu zamlar ne zaman duracak derseniz, döviz kurunun kontrolü elden kaçtığı süre içerisinde akaryakıta, elektriğe ve doğalgaza zamlar gelmeye devam edecek. Elektrik fiyatlarındaki çok yüksek artışlar esnafın ve hane halkının kabusu haline geldi. İnsanlar faturalar karşısında kara kara düşünüyor. Doğal gaz zamları ise hanelerdeki ısınan oda sayısını azaltmaya neden oldu. Ekonomik olması açısından ısınmak için elektrik mi kullansak, doğal gaz mı kullansak diye tereddüt edenler de oluyor. Sonuç olarak fark etmiyor. Karşımıza yüklü faturalar çıkıyor. Esnaf ise son gelen zamlar ile birlikte artan maliyetleri vatandaşa daha tam yansıtmadı. Haftalık alışveriş devri bitti. Artık günlük bile alınamıyor. Dar gelirli aileler tane tane alıyor. Vatandaş gibi esnaf da zorda. Esnaf stokunu eski fiyata satıyor. Ne yapsın? Esnafın borcu var. Sattığı ürünün yerine zamlı ürün aldığında fiyatı aldığı anda yükseltmek zorunda kalıyor. Fiyat şokunun vatandaşa yansıması 3-4 ay daha sürebilecek. Koskoca ülke deneme tahtası oldu. Dolar kurunun yükselmesi sebebiyle ortaya çıkan enflasyon rakamına istinaden asgari ücret ve emekliye yapılan ücret zamları 1 Şubat tarihi itibariyle ödenmeye başladı. Asgari ücretli ve emekli vatandaşlarımıza yapılan bu ücret zammı çok önceden kendilerinden alınmıştı bile. Yetmeyen maaşıyla geçinmeye çalışan asgari ücretli çalışanlara ve emekli vatandaşlarımıza Allah kolaylık versin. Her yeni güne yeni bir umutla uyanmak yerine maalesef yeni zamlarla uyanıyoruz. Deva Partisi olarak bu anlayışa, gidişata, tutum ve davranışlara itiraz ediyoruz. Değerli hemşerilerim, kaybolan sadece paramız değil, paramızın değerinin düşmesi ülkemizin itibarını da yerle bir ediyor. İnsanımız için çok daha iyi şartları temin etmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz karşı karşıya kaldığımız bugünkü tabloyu ülkemize yakıştıramıyoruz. Sizler de bu kötü gidişata dur demek istiyorsanız gelin hep beraber Türkiye'ye deve olalım ve sizleri parti binamızda çay içmeye bekliyorum saygılarımla.